Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda teröristin an be an yaptıkları ve saldırıyı nasıl planladığı da ortaya çıktı bu süreçte. İşte Türkiye'yi yasa boğan İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının kronolojisi. Türkiye, İstanbul Beyoğlu'ndaki saldırıyla sarsıldı. Yabancı uyruklu kadın terörist yakalandı. Peki Suriye sınırından girerek İstanbul'un kalbi sayılabilecek Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne o bomba nasıl bırakıldı? Düzensiz ve kontrolsüz göç tartışmalarının yaşandığı bu günlerde şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albastır olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden giriş yaptığı belirlendi. Kadın terörist PKK-PYD terör örgütü tarafından yakın markajı alınan ve özel bir istihbarat elemanı olarak yetiştirilen biriydi. Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra İstanbul'a gelen kadın terörist Esenler'deki bir tekstil atölyesine 4 ay işçi kılığında gidip geldi. Saldırgan aynı zamanda bu atölyeyi barınak gibi kullandı. Kadın terörist 4 ay önce karı koca kılığına büründüğü kişiyle yaşamaya başladı. Bir yıldan beri bu ikamette oturuyor. Evet. Suriyelilerin şeysi vardı, güdü baget iş yeri vardı, orada çalışıyordu kendisi. Benden 2-3 defa alışverişler bulundu. 2 gün önce mahallemizin kasabında şey yaptı, alışveriş yapmış. Yani şahsen tanımıyorum, yalnız arada bir buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dün de yine 1-1,5 civarıydı gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla beraber geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Birimleri Taksim'de saat 16.20 sıralarında yapılan saldırının ardından ilk olarak kadının kaçmak için bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde emniyete getirildi. Ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı. Polis ekipleri harekete geçti. 1200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler olayın failini 10 saat içinde yakaladı. Teröristin irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında olayla ilgili 50 şüpheli gözaltına alındı. Şu an itibariyle 50'ye ulaşmış durumdadır. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albastır isimli terörist yakalandı. Polis ekipleri evde özel eğitimli köpekler eşliğinde arama yaptı. Evde bir tabanca ve mermilerle çok miktarı döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Şahıs yapılan sorgusunda PKK-PYD-YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin İdlib üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi. Kadın terörist ifadesinde eli rolü yaptığı diğer teröristin kendisine bombalı paketi verdiğini ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu söyledi. Diğer terörist beyinin yakalanması içinse çalışmalar devam ediyor. Çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelik. Yani ya kattan atın ya kanala atın diye bir talimatı var net bir şekilde. Terör örgütü belki buna üzülecek ama onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladı. Esas itibariyle terör örgütünün tam bağlantısını da burada yakaladı. 6 canımızı yitirdiğimiz kanlı saldırıyla ilgili gözaltıların artması ve soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor. Evet sevgili seyirciler, bu hain saldırıya, bu hain terör eylemine ilişkin detaylarda gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu konularda netlik kazandıkça sizler için ekranlara taşımaya, dile getirmeye devam edeceğiz. Efendim bir gelişme daha altılı masa geçtiğimiz gün buluşmuştu. Bu da siyasetin en önemli gelişmelerinden biriydi. Altılı masa Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde geçtiğimiz gün 8. kez bir araya geldi. 8 saat sürdü toplantı. Bu toplantının ardından da Bağımsız Türkiye Partisi'nin de bu ittifaka katılmayacağına dair de vize çıkmadı. Bunun yanında da başörtüsü konusunda da iktidarın yaptığı anayasa değişikliği teklifine olumsuz bir yanıt verildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı adayına da dikkat çekildi. Altılı Masa 8. buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem yoğundu.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma 8 saat sürdü. Toplantıda ilk gündem İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı terör saldırısıydı. Kritik toplantı sonrası liderler teröre geçit vermeyeceğiz başlıklı ortak açıklama paylaştı. Ana gündemlerden biri de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasıydı. Altılı Masa çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Parti kurmaylarından oluşan komisyonların çalışmalarına devam ettiği ve bir önceki toplantıda kurulmasına karar verilen ortak çalışma grubunun ülkedeki sorunların çözümlerini içeren çalışmalarında da önemli bir ilerleme kaydedildiği belirtildi. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni doğrultusunda yapılması gereken anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunun tamamlandığını ve 28 Kasım'da kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. Ayrıca Altılı Masa'nın çalışmalarını www.altılimasa.biz isimli web sitesinden takip edilebileceği aktarıldı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ittifaka katılım talebi de görüşüldü ancak katılıma masadan onay çıkmadı. Güncel ekonomik ve siyasi gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda gerçekleştirilebilecek reformların kamuoyuyla ortak politikalar metniyle paylaşılacağı belirtildi. Kamuoyunun açıkça bilmesini isteriz ki temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz denilen ortak açıklamada anayasa değişikliği teklifine olumsuz cevap çıktığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaysa bir kez daha vurgulamak isteriz ki Altılı Masa'nın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ifadeleri kaydedildi. TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz seçimlere az kaldığı için çalışmaların hızlanacağını ve Altılı Masa'nın Ankara'dan Anadolu'ya çıkacağını da kaydetti. Seçim de süreci de yaklaştığı için biraz daha tempo hızlanacak. Mesela bundan sonra 15 günde bir toplanacaklar. Öyle görünüyor. 28'inde ikinci kez bu turun devamı olarak tekrar bir araya gelecekler. Anadolu'da aynı çalışma başlatılacak. Yani konferanslar düzenlenecek. Hem Altılı Masa'nın çabaları, çalışmaları hakkında bilgi verecek hem de bu yeni anayasayla ilgili. Evet sevgili seyirciler, 6 parti lideri Deva Partisi'nin ev sahipliğinde buluştu. 8. kez toplandı. Bizler iktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarına karşı ortak idealimiz olan yarının özgür ve demokratik Türkiye'si için birlik ve uzlaşı içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Vurgusu yapıldı. İlerleyen dakikalarda bizlerle birlikte konuklarımız olacak. Onlarla da Altılı Masa'nın çalışmalarını konuşacağız. Açıklanan deklarasyon metni üzerinden de kendilerinin fikirlerini alacağız. Devam ediyoruz. Saadet Partisi'nin Almanya'da bulunan Avrupa Merkez Ofisi'ne kimliği belirsiz kişilerce bir saldırı düzenlendi. Sevgili seyirciler, Almanya polisi saldırıya ilişkin hukuki bir süreç başlattı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken saldırı anı da an be an kameralara yansıdı. Saadet Partisi'nin Avrupa Merkez Ofisi'ne saldırı düzenlendi. Saadet Partisi'nin Almanya Duisburg'da bulunan Avrupa Merkez Ofisi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı yapıldı. Ofisin camları kırılırken duvarlara Türkçe küfürler yazıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Alman polisi olayı inceleme altına alırken Saadet Partisi de hukuki süreç başlattı. Evet efendim, Saadet Partisi'ne de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Devam ediyoruz. Ekonomide yaşanan gelişmeler, artan hayat pahalılığı ve ekonomik krizle birlikte vatandaşın da asgari ücret üzerindeki beklentisi de artıyor sevgili seyirciler. Asgari ücret zammından çok çalışanların gözü alım gücünün eski seviyesine yükselip tekrar yükselmeyeceği konusunda da dönmüş durumda. Fahiş fiyat artışlarına yetişemeyen vatandaşlar asgari ücretin artmasını değil hayat pahalılığının azalmasını istiyor. Asgari ücrette yol haritası belli oldu. Yetkililerin ağzından henüz net bir rakam telaffuz edilmiş değil. Gariban daha çok gariban oldu, zengin daha çok zengin oldu. Ancak asgari ücretle çalışan 7 milyondan fazla kişi rakamdan çok alım gücünün eriyişinden şikayetçi. Pahalı. Haddinden daha fazla. Hem de çok pahalı. Hiçbir insanlar alamıyor. Güçleri yok.
3 kilo 4 kilo alacakları yerde yarım kilo 1 kilo alıyorlar. Çarşı ve pazarda temel gıda ihtiyaçlarına gelen faiz zamlar vatandaşın da satıcıların da ortak derdi. Vallahi şu an 20 ama ileride ne olur bilemiyorum ya. 10 lira 20 lira yani aldığımız para belli zaten asgari ücretimiz. Zor geçiniyoruz yani anlatacağım. Geçtiğimiz sene başında asgari ücret 2825 liradan 4253 liraya çıkarıldı. Ancak hayat pahalılığının zirveye çıkması, ev kiralarından faturalara kadar üst üste ve sık sık yapılan fiyat artışları asgari ücreti açlık sınırının altına kadar çekti. Yani asgari ücret 8,5 lira olsa ne olur, 9 lira olsa ne olur? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Kiralar 3 milyarken 6 milyar olacak. Ekmek 5 lirayken 7,5 lira olacak. Temmuz ayında ek zam yapılarak asgari ücret 5500 liraya çıkarıldı. Ancak yine de açlık sınırına yetişemedi. Açlık ve yoksulluk sınırının çok altında bir rakamla geçim mücadelesi veren çalışanlar için ay sonunu getirmek zor. 3 kilo 4 kilo alacakları yerde 1 kilo yarım kilo alıyorlar. Yiyemiyorlar yani. Meyve yemiyorlar. Şu an meyve çok aşırı lükse kaçtı. Çalışanların ücret beklentisi ay sonunu rahatça getirebilecekleri, temel ihtiyaçlarını iki kere düşünmeden satın alabilecekleri bir rakam. Çıkacak rakam çalışanları memnun etmeye yetecek mi merak konusu. Sevgili seyirciler, çarşı pazarda, manav ya da kasapta fiyatlar da bir türlü düşmek bilmiyor. Pek düşeceği de benzemiyor bu sürecin ardından. Çünkü ilk el satışlarında da yeni bir rekor kırılmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre çiftçilerin enflasyonu, tarımsal enflasyonu Ekim ayında %163'ü geçti. Yeni bir rekora imza attı. Üreticinin enflasyonu tüketiciye de zam olarak yansıdı. Dünyada gıda fiyatları gerilerken Türkiye'de ise hızla artıyor. Çiftçinin enflasyonu tüketicinin enflasyonunu geçiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün gıda fiyat endeksine göre dünyada Ekim ayında fiyatlar aylık %0,7 düşerken yıllık ise %2 yükseldi. Türkiye'de ise gıda enflasyonu Ekim ayında aylık %5,09 artarken yıllık %99'u aştı. Hayvanlar evde aç duruyor, aç aç. Evet. Ne yedireceğiz? Arpa alamıyoruz, buğday alamıyoruz. Yemi hiç alamıyoruz, yemin yanına varamıyoruz bile. Evet. Ya biz köylüyüz yani, ne ekeceğiz? Mazot olmuş 30 lira, nasıl ekip dikeceğiz? Vatandaşlar resmi rakamlara göre dahi 3 rakamlara göz kırpan enflasyonla mücadele ederken, üreticilerin de tarım enflasyonu ile başı belada. Kübresi geçen sene alıp atamadım ana. Durumlarım çok zayıf. Atamadım evet, hiç atmadım. Fiyatlarda artış çok, atamayın. Çiftçinin ürettiği ürünün ilk el satışındaki fiyat değişimini gösteren tarım enflasyonu Ekim ayında bir önceki aya göre %4,59 oranında arttı. Son bir yıldaki tarım enflasyonu ise %163,32 ile yeni bir rekor kırdı. Mazottan gübreden çok yakını yok. Gübre pahalı, mazot pahalı. Alım gücü kalmadı çiftçinin. Gübreden mazota, tohumdan enerji fiyatlarına kadar geniş yelpazedeki yüksek maliyet artışları çiftçilerin üretimini pahalılaştırdı. Bir motor mercimek götürdüm, 3 ton gübre anca alabildim. Ya bu sonuç nereye kadar varacak, nereye kadar dayanacak? Çiftçilerin toprakta pahalıya ürettiğini, tezgah ve raflarda vatandaşlar daha pahalı satın almak zorunda kalıyor. Sevgili seyirciler, canlı yayınımızda kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Kamalak. Mustafa Bey, hoş geldiniz efendim. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Mustafa Bey, şu konuyla başlayalım. Tabii ki ülkemizin ne yazık ki gündemden düşmeyen konusu geçtiğimiz günlerde yaşanan Taksim'deki hain terör saldırısı. 6 kişiyi kopardı hayattan bu saldırı. Tabii çok önemli. Çok bunun üzerine de hem iktidar kanadına yönelik hem de genel olarak Türkiye'nin durumuna yönelik de eleştiriler gelmeye devam ediyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Bu saldırının amaçlanmasında asıl ilk olarak madde faktör neydi ve önlem olarak, genel olarak, ülke olarak ve iktidar olarak neyi kaçırdık, neyi eksik yaptık? Efendim, öncelikle hem TV5'imize hem de değerli izleyicilerimize hürmetlerimi sunuyorum. Tüm ülkemiz için geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybetmiş olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Kederli ailelerine Allah sabrı cemil ihsan eylesin. Yaralı olan kardeşlerimize de Allah şifalar versin. Tabii ki son derece düşündürücü bir olaydır. Türkiye yıllardır terörle mücadele ediyor. İktidar mensupları bu olayda da terör kokusunun olduğunu ifade ediyorlar. Ama yazık ki bilmem nereden çıkan bir terörist
Türkiye'nin kalbine kadar girebiliyor. Evet. Neden sonra teröristin kim olduğu, nereden girdiği, nasıl girdiği bir bir adım adım takip edilmiş gibi kamuoyuna yansıtılıyor. Şöyle oldu, böyle oldu. İyi de bu terörist oradan gelirken hiç mi haberiniz olmadı? Sizin harekete geçmeniz için mutlaka bu ülke vatandaşlarından bir kısmının hayatını kaybetmesi mi gerekiyordu? Yazık, yazık, binlerce defa yazık. Bu tabii ki Türkiye'nin iyi yönetilmediği anlamına geliyor. Burada bence acı da olsa MİT'in sorgulanması gerekiyor. Madem ki falan yerden bir terörist girdi deniliyor. Neden sonra? Efendim, olaylardan sonra bu ülkenin hiç mi önleyici tedbiri yok? Bir istihbarat zafiyeti mi efendim? Hiç şüphesiz. Asıl itibariyle yönetim zafiyeti. Yönetim zafiyeti. Bakın Türkiye'nin kalbine kadar giriyor adamlar ya. Tamam. İstihbarat olmasa ne olacaktı? Evet. Herhalde yine aynı şey olacaktı. Kabul edilemez bir durumdur bu. Efendim, Irak'ta mücadele ediliyor. Edilsin. Suriye'nin kuzeyinde mücadele ediyormuş teröristle. Edilsin. Ama bu teröristlerin önce Türkiye'den temizlenmesi gerekiyor. Asıl olan bu. Biz efendim Kuzey Irak'ta onlarla mücadele ediyoruz. Yazık ki hemen her gün şehit cenazelerimiz geliyor. Evet. Ama bakıyoruz ki adamlar ya Türkiye'nin kalbine kadar girmiş. İstiklal Caddesi'nde. Efendim 6 kişi hayatını kaybetmiş. 80 küsur kişi yaralı. Efendim yaralılardan ikisinin durumu efendim kritikmiş. Kritik denildiğine göre Allah şifalar versin. Demek ki çıkmadık candan ümit kesilmez derler ama herhalde öyle demek. Kritik bir durumdayız. Yazık. 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 Yani Türkiye efendim ciddi manada kendisini sorgulamak durumunda. Ciddi manada. Hükümet kabadayılıkla ülkeyi yöneteceğini zannediyor. Hayır. Böyle ülke yönetimi olmaz. Açalım mesela AK Parti diyoruz. AK Parti. Nedir açılımı bunun? Adalet ve Kalkınma Partisi. Tüm vatandaşlarımızı ilgilendirdiği için son kavramından hareket edelim. Kalkınma. Kalkın. Ülke ne kadar kalkındı acaba şu 22 yıllık süre içerisinde? Geldiğimiz nokta herhalde herkesin malumu. Çiftçi perişan, işçi perişan, çalışanlarımız perişan, çalışmayanlar zaten perişan. Ya adalet? Bana da hak getire. Ben avukatlık yapıyorum aynı zamanda. Hukukçuyum. Evet. Adaletin durumu, ekonominin durumundan çok 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 daha perişan. Maalesef. Şunu söylüyorum iktidar mensuplarına ben. Bırakın o sizin yüksek adaletinizi. İnce ayarlı, hassas adaletinizi bırakın. Bu ülkede bir darbe ürünü olan Kenan Evren Anayasası'nı uygulayın. O yeter bana. O yeter. Sizin adaletiniz onu mumla aratacak kadar gerilerde, karanlıklarda. Tamam mı? Böyle. Bugün hele hele idari yargıda durum çok daha perişan. Yine adli yargı şöyle böyle kör topal gidiyor. Kör topal gidiyor orada. İdari yargı çok daha perişan. Birçok insan bunların suçlaması sonucu ağır cezada yargılanmış. Ağır ceza beraat kararı vermiş. Ama insanımız işinden atılmış. Aileler perişan. Çocuklar perişan. Evet. Aile reisi çocuğuna okul harçlığı veremiyor. Aileler dağılıyor. Soruyorum ey AK Parti, senin adaletin bu mu? Böyle adalet olmaz. Bakın en aşağı yukarı bütün darbeleri yaşadım. Oradaki idamları çıkarın. Hiçbirisi bu dönemin yönetimi kadar zalim değildi.
bir hukukçu olarak net söylüyorum. Asker hukuktan korkuyordu, çekiniyordu. Hani mahkeme kadıya mülk değil misali, onlar her şeye rağmen hukuk çerçevesinde hareket etmek gayretinde oluyordu. O dönemki hakimler de öyleydi. Misalen geçenlerde bir profesör arkadaşla konuşuyorduk ki, o da başlangıçta yaman bir AK Parti mensubuydu. AK Parti döneminden önce hem doçentlik atamasını hem de profesörlük atamasını mahkeme kararıyla sağlamıştık ki dilekçesini ben yazmıştım. Şimdi olsa mümkün değil diyorlar. Şimdi olsa mahkeme kararıyla o kararları çıkarmamız mümkün değil diyor. O da başlangıçta dediğim gibi müthiş bir akıbeliydi. Hatta benim de oraya geçmem için ricada bulunan, baskı yapmaya çalışan bir arkadaşımız var. Diyordum ya, ben bunların yerini tanıyorum. Milli Görüş, merhum Erbakan Hoca hangi vebali, hangi günahı işledi ki bunlar Erbakan Hoca'yı hem bağrından hem sırtından hançerledi diyordum. Gelinen nokta, doğrusu ben şaşmıyorum. Ekonomik bakımdan da şaşmıyorum. Adalet açısından da şaşmıyorum. Çünkü Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, emaneti ehline veriniz. Emanet ehlinde olmayınca efendim hazin sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Yani ekonomiden çok adaleti öncelememiz gerekiyor aslında. En büyük sorunların başında da adalet geliyor diyorsunuz. Efendim bakın, gerçi Atatürk'e mal ediliyor ama bundan 400 yıl önce kaynaklara bakıldığımızda Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz söylemiştir. El adlu esasil mülk. Adalet mülkün temelidir. Oradaki mülk devlet anlamındadır. Devlet. Yani adalet devletin temelidir. Çünkü adalet yoksa bir ülkede, orada keyfilik var demektir. Zulüm var demektir. Keyfilik, zulüm yani rüşvet vesaire. Tıpkı bir insanın vücuduna verem kanser mikrobunun girmesi gibidir. Eğer vücuduna misalen kanser mikrobu giren bir kimse, o mikrobu vücuttan atmadığı takdirde o kanser vücuda yayılır. Götürür netice itibariyle hasta sahibini. Devlet de böyledir. Eğer devletin bünyesine adaletsizlik mikrobu, zulüm mikrobu giriyorsa, o devlet bu mikroptan temizlenmediği takdirde çöker. Şu an bütün medya biliyor bunu. 80 yazılıdan 80, 90, 100 alan adaylar mülakatta eleniyor. Buna karşılık yazılıdan, bilgisayar vasıtasıyla okunan kağıtlardan efendim 75-80 alanlar, 75-76 alanlara 100 veriliyor mülakatta. O eleniyor ama yazılıdan 80-90-100 alanlar aşağıya düşürüyor. Şu an elimde bu alanda verilmiş mahkeme kararları var. Yazık ki iktidar bunları görmezlikten, duymazlıktan geliyor. Biz feryat ediyoruz. Sesimiz duyulmuyor, duyulmak istenmiyor, gale alınmıyor. Ben buradan tekrar ediyorum. Bugün adalet yerlerde sürülüyor. Adalet olmadan ekonomi düzeltmek de mümkün değil. Borçtan kurtulmak da mümkün değil. Evet. Faizleri önlemek de mümkün değil. Ne alakası var denebilir? Çünkü adaletin olmadığı yerde sermaye sahipleri yarına bakamazlar. Yarından emin olamazlar. Önlerini göremezler. Yatırım yapamazlar. Kesinlikle. Yatırım olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan enflasyon önlenemez. Üretim olmadan işsizlik durdurulamaz. İşsizlik durdurulamadığı takdirde de ülkede haliyle açlık, sefalet alır başını gider.
Evet. Çare bize göre tek çare adil düzendir, milli görüştür. İnanmıyor musun? Bakın 20 yıllık süreye. İnanmayan vatandaşlarımıza diyorum ki ya fazla uzaklara gitmeyin. Şu 20 yıllık süreye bir bakın. Eğer ders de almak istiyorsanız 54. hükümet dönemine ki 11 ay toplam ömrü 11 ay onu bunun hal olduğu dönem 5 bilemedin 6 aylık süre. Çünkü ondan sonra önümüze hep bariyerler konuldu, engeller çıkarıldı, üzerimize tanklar yürütüldü. Ama bakın oraya 54. dönemin hükümetinin o 5-6 aylık süresine bakın. O adeta çölde yeşil bir vaha gibidir. Sesleniyoruz aziz milletimiz. Mukayese edin ne olur. Şu 20 yıllık süreyle o 5-6 aylık süreyi masanın üzerine koyun. Eğer daha ileri görmek istiyorsanız gözlerinizi yumarak derini olarak şöyle bir bakın diyoruz. Mustafa Bey. Buyurun. Çok kritik bir soru soracağım burada. Ben de şunu söylemek istiyorum sizin söylediklerinize ek olarak. O günlerde 54. hükümet döneminde bu sizin de dediğiniz gibi önünüze bariyerler konulmasaydı, setler çekilmeseydi, tanklar çıkmasaydı, bir darbe olmasaydı yani. İktidar değişmeseydi şu an süreçte nasıl bir Türkiye görürdük? Şu an Türkiye Orta Doğu'nun merkezi olurdu. Avrupa Birliği'nden çok daha güçlü bir İslam Birliği tesis edilmiş olurdu Yavuz Bey. Bakın, üzerimize tanklar yürütülürken merhum Erbakan Hoca İslam diyarına adeta feryatla sesleniyordu. Gelin kardeşlerim diyordu, gelin. Şer cephesi üzerimize ittifakla geliyor. Bizim bunlarla tek başımıza mücadele etmemiz mümkün değil. Ne olur gelin diyordu. Evet. Aralarında hala diplomatik ilişki olmayan Mısır ile İran'ı aynı masaya oturtmuştu merhum Erbakan Hoca. Tamam. Efendim onlar Şii'miş, namazı şöyle kılacakmış, bizmiş Sünni'ymişiz böyle. Bırakın bunları dedi. Bırakın bunları ya. Onları bilim adamlarına bırakın. Biz ülkelerimizin geleceği üzerine zihin yoralım, kafa yoralım diyordu. Bakın somutlaştıracak olursak eğer milli görüş iktidarda olsaydı Suriye bu halde olmazdı. Türkiye'ye bu kadar göçmen değil hiçbir göçmen gelmezdi Suriye'den. Evet. Irak bu durumda olmazdı. Türkiye'ye Irak'tan göçmen gelmezdi. Komşunun evi yıkılmasa size sığınan olur mu oradan komşular? Hayır burada vatanı parçalanıyor. Suriye'nin bu hale gelmesinde, Irak'ın yerle bir edilmesinde, Kaddafi'nin linç edilmesinde AK Parti'nin ve ona oy verenlerin büyük vebali vardır. Bakın, Suriye'de ehli zalimin ayak sesleri duyulmaya başladığında biz büyük risk aldık. Hatırlayacaksınız. Saadet Partisi üst düzey yöneticileri olarak Suriye'ye gittik. Esad'ın makamında uyardık. Dedik ki şu tedbirleri almanız lazım. Evet dedi. Evet. Türkiye ne olur bize ağabeylik yapsın. Büyüklük yapsın. Bize yol göstersin. Ama hayır diyordu Erdoğan. Amerika'nın ağzıyla konuşuyor diyordu Esad. Bakın. Neticede bildiğiniz gibi biz Saadet Partisi olarak Esadçılıkla suçlandık. 10 küsur yıl önce. Peki şu an Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta arabulucu rolünü üstlenmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Suriye konusunda hiçbir adım attı mı yapıcı olarak? Hayır. Tam aksine Esad diyordu. Suriye'deki olaylar Türkiye'nin iç meselesidir. Sen orada oturamazsın. Ve içe dönük olarak mesaj veriyordu. 15 gün içerisinde Şam Camii'nde namaz kılmak üzere. Aradan 11-12 yıl geçti. Ne oldu? Gidebildin mi oraya? Saadet Partisi diyordu ki hayır. Aklınızı başınıza toplayın.
Türkiye Suriye'ye 15 günde değil 15 dakikada girer. Ama 15 yılda çıkamaz. Çıktığında da kolu kanadı kırılmış olarak çıkar. Ülkemiz bölünmüş olarak çıkarsınız. Çünkü orada ehli küffarın oyunu var. Tuzakları var. Orada sadece 23 milyonluk Suriye halkı değil. Orada Amerika var, orada Rusya var, orada Avrupa var, orada İran var, orada Çin var. Böyle orada bunlarla bağlantısı olan 72 millet vardır. Aklınızı başınıza toplayın. Bize Saadet Partisi'ne Esedci dediler. Esad dedi, Esedci dediler. Ama aradan şu kadar zaman geçti. Bugün hiçbir AK Partili, evet AK Parti'nin Suriye politikası doğruydu. Saadet Partisi'nin Suriye politikası yanlış olmuştu diyebiliyor mu? Hayır. Ekonomi alanında da durum aynı. Adalet alanında da durum aynı. Bu sözleri de bir milli görüşten başkası söyleyemez. Çünkü evet. Onlar da o camiaya destek vermişlerdir. Yani hakikati görüp öze dönmek her yiğidin de kârı değildir. Velhasıl olayları gelişiyor. Ben ne o patlamayı yadırgıyorum, ne ekonominin böyle harabeye dönmüş olmasına şaşıyorum, ne adaletin yerde sürünmesinden dolayı eyvah yanlış mı yaptık diye hayıflanıp çünkü uçuruma giden arabanın akıbeti bellidir. Veya yoldan çıkan bir arabanın hangi felaketle karşılaşacağı bellidir. Burada bizim açımızdan, milli görüş bakımından şaşılacak bir durum yoktur. Yine ben hayatını kaybetmiş olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Amin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Tüm milletimiz için de başsağlığı diliyorum. Evet. Allah sizlerden de razı olsun diyorum ben. Evet Mustafa Bey, biz de umarız bu patlamaların, bu hain terör saldırılarının tekrar yaşanmamasını temenni edelim ama siz de aslında konuyu çok güzel özetler nitelikte açıklamalarınızı yaptınız. Ben şunu sormak istiyorum. Milli Görüş hükümetinden, Milli Görüş iktidarından bahsettiniz. Milli Görüş'ün bu süreçte de temsilcisi olan Saadet Partisi'nin bulunduğu bir masa var efendim, bildiğiniz üzere. Altılı masa, altı liderler. Geçtiğimiz gün de Deva Partisi'nin ev sahipliğinde 8. kez buluştu. Toplantılarını da sürdürüyorlar. Amacımız vatana, millete, burada vatanın birlikteliğini sürdürmek, adaleti yerine getirmek, adalet temelini tekrar atmak, ekonomiyi düzeltmek gibi vurgularla da toplantılar gerçekleşiyor. Siz bu altı partiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ittifak Türkiye için yararlı olacak mı sizce? Hiç şüphesiz. Şöyle düşünün. Bir apartman düşünün. Bu apartmanda misalen 20 daire var. Her bir daire sahibi orada eşit hakka sahiptir. Eğer bu apartmanda huzur içinde yaşamak istiyorsa bu apartmanın sahipleri eşit hakka sahip olduklarını kabul, bilmek ve kabul etmek mecburiyetindeler. Bu ülkenin her bir vatandaşı da eşit hakka sahiptir. Bakmayın siyasilerin şu vatanperverdir, şu vatan hainidir vesaire. Asıl haini yapan bu tür siyasetçilerdir. Bu ülkenin her bir vatandaşı bizim açımızdan eşit hakka sahiptir. Böyle kabul etmeyecek olursak olayı somutlaştıralım. Apartman sahiplerinin bir kısmı kendilerini daha fazla hak sahibi olarak görecek olursak o apartmanda huzur kalmaz. Bu ülkede de bütün siyasi partiler söylem bakımından, fikir üretme açısından eşit hakka sahip olması lazım. Ama medyayı aşağı yukarı %90'ların üzerinde tek elini almış olan iktidar muhalefeti adam yerine bile koymuyor. Takmıyor. Halbuki anayasaya göre siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Anayasa böyle diyor. Ama iktidar öyle demiyor. Tıpkı Erbakan hocamızın
İslam birliğini kurarken kardeş ülkelere gelin bir olalım. Zalimler üzerimize ittifakla geliyor. Biz onlarla tek başımıza mücadele edemiyoruz dediği gibi bugün 6 genel başkan bir araya gelmiş, diyor ki bu ülkenin bize ihtiyacı var. Demokratik çarkı çevirmemiz lazım. Demokratik sistemi oluşturmamız lazım. Bu münasebetle bir araya gelmiş güç birliği, iş birliği ve amaç birliği yapmanın mücadelesini veriyor. Elbette bu manada ülkenin altılı masaya ihtiyacı vardır. Gönül ister ki bütün siyasi partiler bir masa etrafında toplansın, fikirlerini kamuoyuna yansıtsın. Kamuoyu kimin ne dediğini efendim bizzat doğrudan işitsinler. Doğrudan. Bakın iktidarı şu veya bu şekilde eleştiriden ziyade uyaran, en ciddi manada uyaran TV5 için biliyorsunuz Yüktürk'ün cadde soruşturma inceletme başlamış. Evet. Ne demiş TV5 ki? Efendim falanı çıkarmış televizyona. O çıkmış da küfür mü etmiş? Ülkenin birliğini, bütünlüğünü mü dinamitlemiş? Hayır. Olayları anlatmış. Mahkeme sanığı dinlemeden karar verecek olursa bu karara adil demek mümkün mü? Türkiye'nin hangi süreçten geldiğini açık, net, korkusuz ve sansürsüz biçimde konuşmamız, dinlendirmemiz, müzakere etmemiz lazım ülke genelinde. Efendim, yok efendim, falanı televizyona çıkardınız diyor. Aziz milletim, aziz milletim, FETÖ'cü denilen örgüte şu anın Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla destek veren bir kimse var mı? Soruyorum. Bu ülkede, tekrar ediyorum, o örgüte Tayyip Bey'den daha fazla destek veren bir kişi tanıyor musunuz? Yok. Tayyip Bey'in bizzat kendisi değil mi? 17 üniversitenin kuruluş kararnamesini imzaladım. Okullar için efendim arsalar istediniz, verdim. Dış aleme yabancı ülkelerdeki okullar için refere mektubu yazdım. Efendim Türkçe olimpiyatlar için destek verdim. Ne istediniz de vermedim diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisi değil mi? Efendim yanılmış, Allah affetsin, toplum affet. Kabul etsin. İyi de Sayın Cumhurbaşkanım, bu milleti başta siz yanılttınız cahil. İş birliği içinde yürüdünüz cahil. Şu anki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bey, meclis kürsüsünden Fethullah Gülen, bu ülkenin bilge bir şahsiyetidir, mümtaz bir zattır. Her şeyde kamuoyunun gözü önündedir diye konuşan, meclis kürsüsünden metiyeler dizen değil midir? Sadece o mu? Devletin önde gelip de Fethullah Gülen için metiyeli söz söylemeyen bir kişi var mıdır? Şu anki meclis başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şentop Bey cemaatle bizim aramızı açmaya çalışıyor. Var tutanaklarda. Böyle bir ayrım yok. Onlar bizim arkadaşlarımızdır. Bir kısmı da üst düzey yöneticileridir diyen kişi değil midir? Tamam. Bir televizyona çıkan kişi de senin dünkü milletvekilin değil mi? Değil mi? Evet. Sen milletvekili yapacaksın ama ben ne oldu diye merakımdan çarptım takdirde soruşturmaya tabi tutacağım, ceza alacağım öyle mi? Buna da adalet diyeceksin öyle mi? Peki. Sizin olsun bu adalet diyorum. Bana Kenan Evren'in anadı. Onu onayladığım için değil. Ona bile muhtaç olduğum için böyle söylüyorum. Ona bile muhtaç kıldınız diyorum. Şu ana kadar bak anayasa üzerinde 12-13 defa değişiklik yaptınız siz. Hangisini değiştirmek isteyip de değiştiremediniz? Şu an efendim başörtüsü falan gündeme geldi. Ben diyorum ki
Eğer samimi iseniz 24. maddeye bir cümle ekleyin. Problemi çözmek için yeterlidir. Bir cümle. 24. maddenin, anayasanın 24. maddesinin 3. fıkrasına bir cümle ekleyin. Nedir o? Genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla kılık ve kıyafet serbesttir. Bu kadar basit. Tamam. Tekrar ediyorum. Genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla kılık ve kıyafet serbesttir. Bu kadar. Evet. Niye o kaydı koyuyoruz? Kılık ve efendim genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla diye. Çünkü bir takım kendini bilmezler bikini ile misalen üniversite kapılarına dayanabilir. Efendim caddede, sokakta sırf halkı tahrik için gösteri yürüyüşü düzenleyebilir. Tamam. Onu önleyebilmek için genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla diyoruz. Peki bize bu diyebilirler ki burada genel ahlakın ölçüsüne halkın bir genel değeri vardır. Nasıl ki adalet içinde adalet asırlardır konuşulur ama belli bir tanımı verilemez onun. Fakat genel bir adalet anlayışı vardır. Tıpkı onun gibi halkın bir genel ahlak anlayışı vardır. O genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla kılık ve kıyafet serbesttir. Bu kadar basit. Tamam. Yeter ki problem çözülmek istensin. Mustafa Bey. Evet. Buyurun. Yavuz Beyciğim. Sorunuz varsa... Ben şunu sormak istiyorum. Siz bir hukukçusunuz, avukatsınız. Bu süreçte tartışmaların odağında olan bir kurumda Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını nasıl değerlendirirsiniz? Veya yönetim biçimini, yapısal durumunu? Efendim, Anayasa Mahkemesi'ne ülkenin elbette ihtiyacı var. Ama yazık ki bu süreçte Anayasa Mahkemesi de etkileniyor. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kısım kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geri dönüyor. Evet. Anayasa Mahkemesi benim kanaatimce yazık ki kendisini sansüre tabi tutuyor, otosansür. Mesela olağanüstü hal kararnameleri ile ilgili olarak biz bunları denetleyemeyiz dediler. Hayır, sen denetleyemezsin, kim denetleyecek? Daha önceki dönemlerde denetleniyordu bu. Daha önceki dönemlerde denetleniyordu. Sen denetleyemezsen hukuk devletinin en yüksek tabiri caizse hukuk kuruluşçusun sen. En yüksek mahkemesisin. Anayasaya göre senin vereceğin kararlar herkes için bağlayıcıdır. Olağanüstü dönemde öyleyse yöneticiler istediği gibi at oynatacak öyle mi? O münasebetle Anayasa Mahkemesi'nin özellikle son dönemlerdeki bir kısım kararlarını kabul etmemiz hukuk bakımından, anayasa açısından mümkün değildir. Çünkü anayasanın ikinci maddesine göre ki o maddenin değiştirilmesi bile teklif edilemez. Hı hı. O maddeye göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Şu halde her türlü eylem ve işlemi hukuka ayarlanmak durumundadır. Bunu yapacak olan Anayasa Mahkemesi'dir. Çünkü anayasanın 6. maddesine göre hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Devlet başkanı da olsa, cumhurbaşkanı da olsa kaynağını anayasadan alacak. Nitekim ey Anayasa Mahkememiz, ben sesleniyorum onlara. Bakın, evet, senin verdiğin bir kısım kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden geri dönüyor. Demek ki senin verdiğin kararlar evrensel hukuka uygun değil. Neden? Ha, burada şunu da ifade edeyim. Türkiye'de bireysel başvuru hakkının anayasaya konulması konusunda ilk talep, hı hı, milli görüşten gitmişti. Yani araştırıldığı takdirde onun ilk talibisi bizleriz. Refah Partisi adına Anayasa Mahkemesi bütçesiyle Yargıtay bütçesini savunma görevi bana verilmişti. Milletvekiliydim ben o zaman. Bunları ben dile getirdim orada. Tutanaklarda var. Anayasa Mahkemesi iki daireden oluşmalıdır. Bunlardan birisi Kanunlar Dairesi, diğeri de İnsan Hakları Dairesi olmalıdır. Bugün iki daire var, evet.
iki daire var ama dediğimiz kıvamda yazık ki çalışmıyor. Çalışmadığında işte dediğimiz bir yerde değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir takım kararların dönmüş olması bizi teyit ediyor. Bizi teyit ediyor. Meclis tutanaklarına bakıldığında bu biraz geniş perspektiften baktığımızda bu ülkenin huzuru adaleti açısından milli görüşün ileriye dönüp ne kadar geniş ufuk sahibi olduğunu da ortaya koyar. Türkiye'de bireysel başvuru hakkını savunan, gündeme getiren tek görüş milli görüştür. O manada ülke mutlak surette milli görüşe dönmek mecburiyetinde, başka çare yok. Düşünün, Güneydoğu, Doğu milli görüşle hem fikir halindeydi. Düşünün bir zaman, şu an HDP'nin elinde olan bütün belediyeler Refah Partisi'nindi. İşte küresel emperyalizm, ırkçı siyonizm, Adalet Partisi'ni kurdu, AK Parti'yi kurdurdu. Buraları milli görüşten aldı, buraya verdi. Buradan aldı, HDP'ye verdi. HDP'den de alıp İsrail'e verecektir. Bunu görmek lazım. Evet. Aziz millet bizi uyarıyor. Yani biz korku salmıyoruz. Ama yoldaki tehlikelere işaret ediyoruz. Görevimiz de bu. Bizim bu millete borcumuz var. Uyarıyoruz. Evet. Tabii ki takdir aziz milletimize aittir. Çok güzel aslında son cümlelerinizle birlikte. Çok kıymetliydi. Biz korku salmıyoruz aslında. Sadece işaret ediyoruz. Bakın böyle tehlikeler var diyoruz. Bunlara da gerekli önlemleri alın sayın milletimiz dediniz. Mustafa Bey, son 3-4 dakikalık kısa bir vaktimiz kaldı. Şu konunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii seçime yakın bir süreye geldik. Bir seneden az bir zaman var. 2023 yılının Haziran ayında yapılması bekleniyor normal şartlarda. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üçüncü kez kendi tarihinde yapılırsa seçim, üçüncü kez aday olamayacağı belirtiliyor. Bunun hukuki boyutu nedir? Bir de sizce seçim erken bir tarihe alınır mı? Seçim erken tarihe alınır. Benim kanaatim o. Nihayet bir ay gibi bir erken tarihe alınır diye düşünüyorum. Kısa da olsa diyorsunuz. Çünkü aziz milletimiz dayatmalara boyun eğmemektedir. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı seçim vaktinde yapıldığı takdirde aday olamayacağının aksi yönünde hakimlerin ve savcıların yüksek kurulundan veya daha doğrusu yüksek seçim kurulundan bir karar alabilir, çeşitli hukukçuları konuşturabilir ama anayasa açık. Anayasanın 101. maddesine göre bir kimse en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir. Bu madde yürürlükte. 101. madde yürürlükte. Buna bir istisna getirilmiş. İstisna getirilirken de istisnadır denememiş. Orada sanıyorum bir takım söz oyunları veya el çabukluğu gibi 116. maddenin 3. fıkrası. Diyor ki orada cumhurbaşkanı ikinci dönemini icra ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçime karar verecek olursa Cumhurbaşkanı da ikinci dönemini icra etmekte olan Cumhurbaşkanı da yeniden aday olabilir diyor. Bunun gerekçesi yok ama şöyle yorumlamak lazım. Erken seçime karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Milletvekillerinin henüz görev süreleri dolmamıştır. Ama erken seçime karar veriyor. Bu kendilerini ilgilendiren bir durum. Kendilerini ilgilendiren bir durum olduğu için kendi hakları ile ilgili olarak istedikleri şekilde tasarrufta bulunabilirler. Ama öbür tarafta henüz süresini doldurmamış olan bir cumhurbaşkanı var. Onun hakkı ne olacak? Ona da diyor ki, ey cumhurbaşkanı sen de istersen yeniden aday olabilirsin. Oradaki gerekçe her ne kadar madde gerekçesinde yoksa da benim hukuki olarak bağlamak istediğim gerekçe böyle olmalı diyorum. Cumhurbaşkanına bir daha aday olabilirsin diyor.
Şimdi eğer seçim normal zamanında yapılacak olursa 23 Haziran'ında haliyle hukukçular bu konuyu gündeme getireceklerdir. Evet. Dayatmalara da aziz milletimiz boynu eğmeyeceği için tıpkı İstanbul mahalli seçimlerinde olduğu gibi bir tepki ortaya koyabilir. İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz bir sandıkta genel seçim döneminde bir sandıkta tam 4 oy kullanılmıştı. Efendim şimdi düşünün iktidar partisi diyor ki 3 oy geçerli ama 1 oy geçersiz. Yani bir takım arkadaşlar da haklı olarak şunu söyledi. Farz edin ki bir kadın 400 doğurmuş, 3 çocuk meşru, 1 çocuk gayrimeşru. Öyle mi? Halk böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini ileri sürerek haklı olarak bu sefer İmamoğlu'na yüklendi. 13 bin fark 800 bine çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı konusunda da kanaatimce böyle bir riske girmemek için bir ay falan öne alırlar diye düşünüyorum. Ha, bu arada herhalde sürenin de sonuna doğru geliyoruz. Şunu ifade edeyim aziz milletim tabii. için. Biz eleştiri yapmıyoruz. Yol gösteriyoruz. Bakın yıllardır Erbakan Hoca'ya kulak verilmedi. Eleştirildi. Tenkit edildi. Ama bugün Türkiye bir bütün halinde sağcısıyla solcusuyla Erbakan Hoca'yı arıyor. Onun fikirlerini getiriyorlar televizyonlara. Evet. Hatta iktidar partisi bile ben diyorum ki daha geç olmadan daha fazla geç kalmadan yolun doğrusuna yönelin diyorum. Çare, çare milli güçtür. Adil düzendir. Evet, evet. Adil düzen, milli görüş vurgusu yaptınız Mustafa Bey. Görüşleriniz, aktardıklarınız çok değerli, çok kıymetliydi. Katılım sağladığınız çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı yayınlar olsun diyorum. Çok, efendim, çok Allah sağ olun. Tesir halk eylesin inşallah. Çok sağ olun. Sizlere de iyi çalışmalar. Evet, sevgili seyirciler, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizlerle birlikteydi. Tabii geçtiğimiz gün Taksim'de yaşanan üzücü hain terör saldırısından, bu patlamadan, altılı masanın buluşmasına kadar, ekonomideki gelişmelere kadar, Türkiye'deki adalet sistemine kadar birçok konuyu konuşup değerlendirmeye çalıştık. Sizlere de aktarmaya çalıştık diyelim. Günden yansıyanlardayız. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından tekrar birlikte olacağız. Arsa'da en güvenilir yatırım vaadi. Yeşil Vadi Arsa Ofisi. 444-2772. Modalife'da efsane Kasım indirimleri başladı. Koltuk takımları 7390 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik bir günde teslim. Türkiye'nin düğün paketçisi Modalife. Stay Smart Mega Paket yepyeni içerikleri ve özel fiyatıyla şimdi ilk 3 ay 29 TL. Üstelik Stay Smart Go yanında. Hemen ara, fırsatı kaçırma. Molfix Pure and Soft. Molfix'in süper esnek bel bölgesi sızıntılara karşı korur. C kesim özelliğiyle anatomik yapısına uyar. Molfix, birlikte büyüdüğümüz her an ne güzel. Güvenli ve hesaplı alışverişin yeni adresi Milli Market'te fırsat günleri devam ediyor. Onlarca marka, yüzlerce seçenekle, eşarp ve şal çeşitleri, %50'ye varan indirimlerle Türkiye'nin yeni alışveriş alışkanlığı Milli Market'te. Milli Market, bereket burada. Evleneceklere, yeni ev kuracaklara müjde. Eviniz için aradığınız her şey artık size çok yakın. Onlarca mağaza, yüzlerce seçenekle mobilya, ev tekstili üzerine aradığınız her şey en uygun fiyat ve kampanyalarla Milli Market'te. İster kendinize, isterseniz hediye olarak alın, bu fırsatı kaçırmayın. Milli Market, bereket burada.
Radyo Gençlik mobil uygulaması yayında. Canlı yayın programlarımıza mesaj ve isteklerinizi anında ulaştırabilirsiniz. Kaçırdığınız programların tekrar bölümlerini arşivimizden istediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederken YouTube kanalımızdaki en yeni videoları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Apple Store ve Google Play Store'dan Radyo Gençlik mobil uygulamasını indirerek yayınlarımızı 24 saat kesintisiz dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin ilk doğal organik temizlik ve kozmetik ürünleri Spami, %30'luk avantajlı fiyatlarıyla şimdi millimarket.com.tr'de. Milli Market, bereket burada. İslam fedaisiydi. Soyu Hazreti Peygamber'den, suyu Yesevi Çeşmesi'ndendi. O Hacı Bektaş Veli'ydi. Aslan bir dizine, ceylan bir dizine yaslandı. Peşinden gelen hak aşıklarını dört kapıdan geçirdi, 40 makamı aştırdı. Sarı Saltuk, Taptuk Emre, Geyikli Baba, Abdal Musa, Ahi Evran hep onun ocağından yetişti. Hünkâr Hacı Bektaş Veli. Dört kapının 40 sırrı ondadır. Hacı Bektaş Veli, gönüller hünkârıdır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Metre yükseklikte bir yayladayız. Tamamen doğal bir ortamda bu görmüş olduğunuz kuzucuğumuzu parçalayıp bakalım neler yapacak. Ali abi kusura bakma, sana soğanlar geldi. Biraz görmüş sonra ağlamaya başlama. Makedonya'da Gostivar'dayız. Hem muhabbet edeceğiz hem köfte pişireceğiz. Hani derler ya, kuzu gibi. Burada parçalayacağız bunu ve etlerin kısımlarını size göstereceğiz. Bu ohri alabalığı arkadaşlar. Hadi bismillah. Haydi. Vay. Medyanın gücü mü, gücün medyası mı? Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz medyanın gündemini, manşetlere yansıyanları ve satır aralarını konuklarıyla masaya yatırıyor. Kim neyi nasıl değerlendiriyor? Dördüncü güç masaya yatırıyor. Dördüncü güç hafta içi her gün saat 10'da TV5'te. Güzel ahlakın öncüleri, İnsanlığın istikameti, Müslümanca yaşamak ve Türkiye toplumunun gerçekleri. Eğitimci Mustafa Aydın soruyor, ilahiyatçı yazar Muhittin Yıldırım cevaplıyor. Mihenk Taşı.
Sevgili seyirciler, günden yansıyanlardayız. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Bültenimize, haberlerimizle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümümüzde bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Saadet Partisi Genel İstişare Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Kamalak bizlerle birlikteydi. Konuya gündeme ilişkin birçok konuyu, gündeme ilişkin olmayan da aslında birçok konuyu geniş bir perspektiften, geniş bir çerçeveden değerlendirmeye, konuşmaya çalıştık. Ülkedeki ekonomiden de öncelikle adalet konularında büyük bir takım sorunlar olduğunu dile getirdi kendisi. Öncelikle adalet konusunda vurgu yaptı. Adaletin, hukukun çözüldüğü perdede ekonomiyle birlikte de birçok konunun, birçok sorunun, birçok problemin de çözüme kavuşacağını kendisi dile getirdi. Efendim, geçtiğimiz gün hatırlayacağınız üzere çok üzücü, hain bir terör saldırısı gerçekleşmişti İstiklal Caddesi'nde. Bu saldırının da şoku hala atlatılamamışken saldırıya ilişkin de yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor efendim. Emniyet Genel Müdürlüğü son olarak verdiği bilgiler doğrultusunda teröristin an be an yaptıkları ve saldırıyı nasıl planladığı da ortaya çıktı. İşte Türkiye'yi yasa boğan bu hain saldırının kronolojisi. Türkiye, İstanbul Beyoğlu'ndaki saldırıyla sarsıldı. Yabancı uyruklu kadın terörist yakalandı. Peki Suriye sınırından girerek İstanbul'un kalbi sayılabilecek Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne o bomba nasıl bırakıldı? Düzensiz ve kontrolsüz göç tartışmalarının yaşandığı bu günlerde şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albastır olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden giriş yaptığı belirlendi. Kadın terörist PKK-PYD terör örgütü tarafından yakın markajı alınan ve özel bir istihbarat elemanı olarak yetiştirilen biriydi. Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra İstanbul'a gelen kadın terörist Esenler'deki bir tekstil atölyesine 4 ay işçi kılığında gidip geldi. Saldırgan aynı zamanda bu atölyeyi barınak gibi kullandı. Kadın terörist 4 ay önce karı koca kılığına büründüğü kişiyle yaşamaya başladı. Bir yıldan beri bu ikamette oturuyor. Evet. Suriyelilerin şeysi vardı, bir baget iş yeri vardı, orada evet. Çalışıyordu kendisi. Benden 2-3 defa alışverişler bulundu. 2 gün önce mahallemizin kasabında şey yaptı, alışveriş yapmış. Yani şahsen tanımıyorum, yalnız arada bir buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dün de yine 1-1,5 civarıydı gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla beraber geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Birimleri Taksim'de saat 16.20 sıralarında yapılan saldırının ardından ilk olarak kadının kaçmak için bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde emniyete getirildi. Ticaret taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı. Polis ekipleri harekete geçti. 1200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler olayın failini 10 saat içinde yakaladı. Teröristin irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında olayla ilgili 50 şüpheli gözaltına alındı. Şu an itibariyle 50'ye ulaşmış durumdadır. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albastır isimli terörist yakalandı. Polis ekipleri evde özel eğitimli köpekler eşliğinde arama yaptı. Evde bir tabanca ve mermilerle çok miktarı döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Şahıs yapılan sorgusunda PKK-PYD-YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin İdlib üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi. Kadın terörist ifadesinde eli rolü yaptığı diğer teröristin kendisine bombalı paketi verdiğini ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu söyledi. Diğer terörist beyinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelik. Yani ya kaptan atın ya kanala atın diye bir talimatı var net bir şekilde. Terör örgütü belki buna üzülecek ama onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladı. Esas itibariyle terör örgütünün tam bağlantısını da burada yakaladı. 6 canımızı yitirdiğimiz kanlı saldırıyla ilgili gözaltıların artması ve soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor.
Sevgili seyirciler, Altılı Masa olarak adlandırılan 6 Parti Genel Başkanı, son olarak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 8. kez toplandı. 8 saat süren toplantının ardından da birçok yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. İşte o toplantıya ilişkin detaylar ekranlarınızda. Altılı Masa 8. buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem yoğundu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma 8 saat sürdü. Toplantıda ilk gündem İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı terör saldırısıydı. Kritik toplantı sonrası liderler "teröre geçit vermeyeceğiz" başlıklı ortak açıklama paylaştı. Ana gündemlerden biri de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasıydı. Altılı Masa çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Parti kurmaylarından oluşan komisyonların çalışmalarına devam ettiği ve bir önceki toplantıda kurulmasına karar verilen ortak çalışma grubunun ülkedeki sorunların çözümlerini içeren çalışmalarında da önemli bir ilerleme kaydedildiği belirtildi. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni doğrultusunda yapılması gereken anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunun tamamlandığını ve 28 Kasım'da kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. Ayrıca Altılı Masa'nın çalışmalarını www.altılimasa.biz isimli web sitesinden takip edilebileceği aktarıldı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ittifaka katılım talebi de görüşüldü ancak katılıma masadan onay çıkmadı. Güncel ekonomik ve siyasi gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda gerçekleştirilebilecek reformların kamuoyuyla ortak politikalar metniyle paylaşılacağı belirtildi. Kamuoyunun açıkça bilmesini isteriz ki temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz denilen ortak açıklamada anayasa değişikliği teklifine olumsuz cevap çıktığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaysa bir kez daha vurgulamak isteriz ki Altılı Masa'nın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ifadeleri kaydedildi. TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz seçimlere az kaldığı için çalışmaların hızlanacağını ve Altılı Masa'nın Ankara'dan Anadolu'ya çıkacağını da kaydetti. Seçim de süreci de yaklaştığı için biraz daha tempo hızlanacak. Mesela bundan sonra 15 günde bir toplanacaklar. Öyle görünüyor. 28'inde ikinci kez bu turun devamı olarak tekrar bir araya girecekler. Anadolu'da aynı çalışma başlatılacak. Yani konferanslar düzenlenecek. Hem Altılı Masa'nın çabaları, çalışmaları hakkında bilgi verecek hem de bu yeni anayasayla ilgili. Evet efendim, TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz da bu toplantıya ilişkin ve bu toplantılarının geleceğine ilişkin de yeni bilgileri de sizlerin takdirinize açıkladı. Yeni gelişmeler yaşanacak. Artık bu 6 parti daha sık buluşacak. Altılı Masa daha çok bir araya gelecek. Seçim de yaklaştıkça daha da hazırlıklar artacak. Çalışmalar hız kazanacak ve bu 6 parti muhalefet artık daha da Anadolu'ya doğru da açılacak. Burada da konferanslar düzenlenecek. Yani daha da aslında sokağa inilecek. Millete, vatandaşa, toplumla daha çok bir araya gelecek vurgusu da yapıldı. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Türkiye İstatistik Kurumu son olarak bir veri açıkladı ve dedi ki işsiz nüfusu da işsizlik oranı da azalıyor. TÜİK'e göre bu yılın 3. çeyreğinde istihdam oranı da değişmedi. İşsizlik oranı da %10'a geriledi. Fakat biliyoruz ki her 100 gençten 10'u, 19'u hala bu süreçte işsiz durumda. Başta gençler olmak üzere Türkiye'nin yapısal sorunlarının başında gelen işsizlik TÜİK'e göre yine azaldı. İşsizlik problemi, büyük bir işsizlik problemi var Türkiye'de. Ben üniversite son sınıf öğrencisiyim. Bunu görüyorum, yaşıyorum, var yani. TÜİK'e göre Temmuz ve Eylül ayları arasını kapsayan yılın 3. çeyreğinde hem işsiz sayısı hem de işsizlik oranı düştü. Var, işsizlik sorunu da var. Hayat pahalı, geçimimiz zor. Çolumuza çocuğumuza ekmek aşı alamıyoruz. Türkiye'de işsizlik oranı TÜİK'e göre bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalışla %10 oldu. Bu dönemde işsiz nüfusu 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişiye düştü. İşsizlik çok çevremizde de
gördüklerimiz, tanıdıklarımızda da işsizlik olayı çok fazla var. Üçüncü çeyrekte genç işsizlik oranı da 0,8 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Buna rağmen hala Türkiye'deki her 100 gencin 19'u işsizlik belasıyla boğuşuyor. Üniversite mezunları garsonluk yaparsa işsizliğin olduğu bellidir yani. Adam üniversite okuyor, tarlada çalışıyor, üniversite okuyor, garsonluk yapıyor, markette çalışıyor. Geniş işsizlik oranını gösteren 6 yıl iş gücü ise TÜİK'e göre yılın 3. çeyreğinde 0,5 puanlık azalışla %20,9 oldu. Burada gezenlerin hepsi işsiz. Şu burada gezenlerin hepsi işsiz. Vallahi. Evet sevgili seyirciler, Türkiye İstatistik Kurumu ne kadar işsizlik oranı düşüyor, azalıyor dese de sizlerin de dinlediği gibi vatandaş sokakta da durum bu şekilde değil ne yazık ki. Bunu birebir yaşayan vatandaş, sokaktaki toplum bunun böyle olmadığını, bu verilerin pek gerçekçi olmadığını dile getiriyor. Hala işsizlik oranının çok yüksek olduğunu, çevremize baktığımızda etrafımızda birçok insanın hala bu ülkede işsiz olduğunu görüyoruz diyorlar. Sevgili seyirciler, güvenli yatırım konusunda güvenli liman olarak bilinen bir ürün, bir madde altın. Altının da fiyatları uzun bir sürenin ardından da yükseliş trendine geçmiş durumda. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükseliş seyrini devam mı ettirecek? Bu konuyu işin uzmanından, kuyumculardan dinleyelim. Şu anda altın biraz yükselişte. Bilinen bir çıkan altın fiyatları bir kez daha yükselişe geçti. Altın artık yavaş yavaş yükselişe başladı. Bundan önceki işte geçen hafta ve önceki hafta alım fırsatlarıydı. Her zaman güvenli liman olarak görülen altının gramı birkaç gün içinde 1000 lira sınırını geçti. Yeniden yükseliş trendine giren altın fiyatları hakkında kuyumcular bir düşüş beklemediklerini belirtti. Artış dönemine girdik. Yıl sonuna doğru gidiyoruz. Altın daha yüksek rakamlar bekliyoruz. Daha yüksek rakamlar, artık 1100'ler, 1200, 1300'leri telaffuz edebiliriz. Serbest piyasada altının gramı 1053 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 1730 lira seviyelerinde, yarım altın 3462 lira, Cumhuriyet altını ise 7000 liranın hemen altında satışa sunuluyor. Kuyumcu esnafı önümüzdeki günlerde de altında yükselişin olabileceğini öne sürdü. İmkanınız varsa alın dedik. Çünkü bundan sonra artık yükseliş bekliyoruz. Altın fiyatlarında eskisi gibi düşüşlerin artık yaşanmayacağı tahmininde bulunan kuyumcular, altın yatırımı yapanların yanlış zamanlama yaptıklarını savundu. Yani bir de enteresan bir şey. Bazen altın yükselince millet hücum ediyor. Düşünce kimse sahip çıkmıyor. Burada yükseliş olunca biraz altın almaya başlıyorlar. Düşükken, cazipken almayı pek düşünmüyorlar. Ne de olsa daha da ucuz bir duruma gelecek gibi beklenti var. Yükselince de uçtu, bir daha geri dönüş olmayacak, aşırı bir yükseliş bekliyorlar. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorlar. Yoksa altının zaten alınacağı mantıklı dönemler zaten vardır. Yıl sonuna kadar düşüşün olmayacağını dile getiren kuyumcular, altın borcu olan ve düğün gibi ihtiyacı olanlar için uyarıda bulundu. Evet sevgili seyirciler, altının da yükseliş trendini devam ettireceğini söylüyor kuyumcular. Devam ediyoruz haberlerimizle birlikte. Sık sık tartışmalara neden olan bir konu ve Sayıştay raporlarına da giriyor birçok süreçte. Şehir hastaneleri için 2023 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinden ayrılan kira ve hizmet bedelleri bu süreçte iki katına çıktı. Sevgili seyirciler, muhalefet yine tepkisini yüksek bir sesle dile getirdi. Şehir hastaneleri benim rüyamdır. Daha önce ben bu şehir hastanelerini, ben, arkadaşlarım hep bizi eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim rüyamdı dediği şehir hastanelerinin maliyeti siyasetteki polemiklerden biri. Yani halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim be. Edelim. Bu ifade eğer millete verilecek hizmet karşılığında zararsa elini öper bir insan. Ama bu birilerine peşkeş çekilen para sebebiyle başımıza geldiyse bu problem, o zaman da hop deriz. Ben söyledim. Bunlara bütçeye büyük yük getirecek dedim. Tartışmalara neden olan ve Sayıştay raporlarına da giren şehir hastaneleri için 2023 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinden ayrılan kira ve hizmet bedellerindeki artış dikkat çekti. Eğer şehir hastaneleri projesi ciddi bir fizibilite etüdü yapılarak gündeme gelmiş olsaydı bugünkü manzarayla karşılaşılmazdı. Kendi işlerinde itiraf ediyorlar. Yanlış yaptı. Geçtiğimiz yıldan bu yana gıda fiyatlarından tekstili, ulaşımdan akaryakıt fiyatlarına kadar birçok sektörde en az 2,5 kat artış oldu. Bu artış şehir hastanelerinin hizmet bedellerinin de tam 2,5 kat artmasına yol açtı.
Geçen yıl Sağlık Bakanlığı bütçesindeki 7 milyar 473 milyon liralık hizmet bedeli tutarı bu yılki bütçede tam 18 milyar 946 milyona ulaşarak tam 2,5 kat arttı. 2022 yılı itibariyle bazı şehir hastanelerinin 5 yıllık hizmet sözleşmelerinin sürelerinin sona erdiğini ve hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiğinin altını çizen CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığı'na hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi konusunda Eylül 2021'de verdikleri soru önergesinin şimdiye kadar cevapsız bırakıldığını dile getirdi. Şahin, şehir hastanelerine ayrılan kira ve hizmet bedellerindeki artışın Türkiye'deki yüksek enflasyonun en büyük kanıtı olduğunu da belirtti. Efendim, yap, işlet, devret modeliyle yapılan mega projeler bu kez yine tekrar gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Avrasya Tüneli'nin bir günlük geçiş rekoru kırdığını açıkladı. Ancak tünel için verilen günlük 70 binlik araç geçiş garantisi hala tam anlamıyla tutmuş değil. Avrasya Tüneli'nde tutan sürpriz günlük geçiş garantisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu yaptığı açıklamada en son 27 Ekim'de 70.121 araçla bu yılın en yüksek geçiş rakamına ulaşılan Avrasya Tüneli'nde rekorun tazelendiğini açıkladı. Yap işlet devlet modeliyle dolar endeksli geçiş garantisi verilerek müteahhitlere yaptırılan Avrasya Tüneli'nde geçiş sayısı her geçen gün artıyor. Ancak açılışın üzerinden 6 yıl geçen tünelin günlük geçiş garantisi sayısına henüz tam olarak ulaşılabilmiş değil. Tünel arada günlük geçiş garantisini yakalasa da hala verilen 70.223 adetlik araç geçiş sayısına ulaşamıyor. Avrasya Tüneli'ni geçen araçlar KDV dahil 53 lira geçiş ücreti ödüyor. Ancak tünelin işletmesinin sözleşmesinde verilen geçiş ücreti 97 lira. Aradaki 48 liralık fark hazinenin kasasından, yani vatandaşın cebinden karşılanıyor. Ayrıca Avrasya Tüneli için bugüne kadar geçmeyen araçlar için geçiş garantisi ve geçen araçlar için katkı payı dahil ortalama 1 milyar 734 milyon lira hazine tarafından ödendi. İstanbul gibi trafiği yoğun bir şehirde ücretin bir kısmının hazine tarafından karşılanmasına rağmen halen geçiş garantisinin arada bir gün hariç tutmaması dikkat çekiyor. Efendim, Türkiye ülkemiz seçime doğru giderken en önemli konu başlıkları arasında da ekonomi geliyor. Muhalefet sahaya inip krize ilişkin çözüm önerileri sunarken Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yoksulluk elbet bir gün biter ifadelerini kullandı. Çiftçinin alın terini en son kuruşuna kadar damla damla ödeyeceğiz arkadaşlar. Çiftçinin alın teri ödenmeden faizciye bir kuruş dahi vermeyeceğiz. Hey gidi ezilenlerin hürsesi Erdoğan, hey. Hey gidi gariplere yoldaş olan Erdoğan, hey. Ne oldu sana ya? Sayın Erdoğan, hatırlayın, Şubat ayında dedi ki yaz gelsin enflasyon düşecek. Şimdi de geçen çıkmış kış gelsin enflasyon düşecek. Yani bekle yaz gelecek, yonca çıkacak yiyeceksin. Buna inananlar ancak yonca çıkacağına inananlardır. Enflasyon çıktığı gibi inecektir. Hayat pahalılığı yenilecektir. Bugün az yiyen yarın çok yiyecektir. Kucaklaşmanın adresi büyük Türk milletidir. Muhalefet partilerinden tek ses yükseldi. Vatandaş enflasyonun altında eziliyor. Döviz kuruna, hayat pahalılığına yetişemiyor. İktidar kanadındansa ittifak ortağı MHP lideri konuştu. Fikri değişmedi. Yoksulluk elbet bir gün biter dedi. Kuşkusuz günlük hayatın zorluklarının farkındayız. Geçim sıkıntılarını da biliyoruz. Ancak unutulmasın ki yoksulluk bir gün giderilir. Bunlar hesap kitap bilmiyor. Zaten sorun da tam burada arkadaşlar. Tam burada. Hesap kitap bilmiyorlar. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödeyen yönetimi olarak tarihe geçti bunlar. Tarih yazdı bunları artık. Ve bu insanların büyük bir kısmı orta alt gelir grubuna sahip olan insanlarımız. Durumları iyi olmayan insanlarımız bunlar. Enflasyon %85 ise o asgari ücretin bir kıymeti kalır mı? Bahçeli geçim sıkıntılarını biliyoruz derken Ali Babacan'sa hükümeti hesap kitap bilmemekle suçladı. Faiz lobisi Beştepe'de düğün yapıyor ifadelerini kullandı. Bu faiz lobisi ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar şu anda? Faiz lobisi Beştepe'de düğün yapıyor düğün. Beştepe'de düğün yapıyor faiz lobisi. Yoksuldan topluyor, varlıklıya veriyor ya. Şimdi bunlar
asgari üretin tümünü silip süpüren enflasyon canavarına ülkeyi teslim ettiler. Vatandaştan aldığımız her kuruşun hesabını vatandaşa vermeyi onurlu bir görev kabul ediyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaştan aldığı her kuruşun vatandaşa geri verileceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasi ve ekonomik istikrar korunacak, elbette olacak. Bu iş bizde, hiç merak etmeyin. Endişeye mahal yok, çözüm bizde. Çiftçiye bir veriyor, faizciye 10 veriyor. İşte biz bu faiz baronlarının hortumunu kıracağız, ahtapotun o kolunu kıracağız. Yazın düşmeyen enflasyon kışın düşer mi? Kim inanır mı? Türkiye'de seçimin en önemli başlığı ekonomi olarak görülüyor. Sandık günü yaklaştıkça partilerin ekonomi vaatleri de peş peşe geliyor. Sevgili seyirciler, canlı yayınımızda bir konuğumuz bizlerle birlikte. Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Zekai Yılmaz. Zekai Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ekonomiden siyasete birçok konuya değineceğiz, soru olarak sizlere yönelteceğim. Fakat şu önemli konuyla kısaca başlamak isterim. Sizlerin de bildiği, hatırlayacağı üzere geçtiğimiz günlerde Taksim'de acı bir patlama yaşandı İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde. Tabii bu 6 kişiyi hayattan kopardı bu patlama, 80'in üzerinde de yaralı vatandaşımız vardı. Bu patlamanın ardından da birçok konu tekrar gündeme geldi. Birçok soru işareti de açığa çıktı diyebiliriz. Bunlardan biri de sınır güvenliği konusu. Şöyle sorumu yöneltmek istiyorum. Sınır güvenliği konusunda ülkemiz yetersiz mi? Nasıl önlemler gerekiyor? Şimdi öncelikle bu İstanbul'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini, terörün medet umanları lanetliyorum buradan bu programda. Sınır güvenliğinde devletimiz en iyi şekilde gerekli adımlar atacaktır. Şu anda sınır güvenliği yeterli değil ki bu şahıslar ülkemize girip böyle bir bomba patlatma, provokatör olaylar yapıyor. Hı hı. Onun için şu anda iktidarın yapması gereken İçişleri Bakanı'nın emrine olan bir çalışma. İnşallah bizim iktidarımız da daha güvenli, milletimizin refah seviyesinin, güvenliğinin en üst seviye olduğu günler gelecektir inşallah Saadet Partisi iktidarında. Evet, inşallah diyelim. Bizim de temennimiz bu. Tabii ki bu tarz saldırılarının, bu tarz hain terör saldırılarının tekrar yaşanmaması en büyük umudumuz, en büyük temennimiz. Tekrar bizler de Allah'tan rahmet dileyelim acı patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Zekai Bey, şöyle devam edelim. Tekrar yeni bir iktidar dediniz, yeni bir iktidarı işaret ettiniz. Saadet Partisi dediniz. Saadet Partisi'nin de içinde bulunduğu altılı masa geçtiğimiz gün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 8. kez tekrar buluştu. Bu görüşmeleri, bu toplantıları, bu toplantıların vatandaşa yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi vatandaş bir bekleyiş içerisinde, altılı masadan bir umut vaat ediyor. Bir altılı masanın yapacak olduğu çalışmaları özellikle takip ediyor. En önemli bekleyiş altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının halkın nezdinde, vatandaşın nezdinde kim olacağı sorusu. İnşallah önümüzdeki süreçte de altılı masa gerekli vakti zamanı geldiğinde, ülkemizin seçim takvimi açıklandığında adayını açıklayacaktır. Altılı masanın adayı da ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır inşallah. Evet, bu konuda da umarız ülkeye faydalı adımlar atılmış olur ve ülkemiz için en hayırlısını temenni etmiş olalım. Zekai Bey, tabii 6 partinin de muhalefetin de genel olarak aslında vatandaşların da önceledikleri en büyük konu ekonomi. 6 parti lideri de geçtiğimiz gün yaptığı, açıkladığı deklarasyon metninde aslında ekonomi ve adalet kavramları üzerinde durdular. Bu vurguyu yaptılar. Ekonomi üzerinden ilerleyecek olursak, iktidar değişiminde şu anki konumda, şu anki noktada vatandaş ne durumda, iktidar değişirse nereye gelir? Bunu hem kıymetli ilimiz Manisa üzerinden de değerlendirebiliriz, genel olarak Türkiye üzerinden de değerlendirebiliriz. Şimdi ekonomi olarak baktığımızda milletin alım gücünün oldukça düştüğü,
Geçen yıl 2800 lira asgari ücret 2800 lirayken vatandaşın çarşıdan, pazardan almış olduğu ürünlerle şu anki 5500 liradan almış olduğu ürün arasında dağlar kadar fark var. Fiyatların fahiş rakam olması, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı insanımız, vatandaşımız, milletimiz sıkıntı içerisinde. Yani her ne kadar da asgari ücrette zam yapılsa yine girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı, enflasyonun yüksek olmasından dolayı paramız eriyor, değer kaybediyor. Bu doğrultuda bunun ilimizle alakalı en büyük örneğini şöyle vereyim. Tabii. Bizim şehrimiz bir tarım şehri ve öncelikle ikinci yan geliri sanayi. Manisa'mızın tarım şehri olmasından dolayı bu yıl üzüm fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman da iktidarın taban fiyatının 27 TL açıklamasına rağmen şu anda üzüm fiyatlarını malum hava şartlarından dolayı birkaç mevkilerde yağmurdan dolayı zarar gören çiftçilerimiz, sergide zarar gören çiftçilerimiz şu anda üzümünü 10 TL'ye satamıyor. Geçen yıl üzüm fiyatları 12.500 lira açıklanırken 2 litre mazotla tekamül ediyordu. Bu yıl taban 27 lira açıklamasına rağmen 1 litre mazot fiyatına. Onun için üreticimiz zor durumda, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hatta bazı kesimlerde üzüm bağlarını söküp farklı tarım ürünlerine yöneliyor. Gübrenin %100'ün üzerinde artması, mazotun bu şekilde afak derece yükselmesi, bunlar üreticimize olumsuz yönde etkiliyor. Onun için çiftçi ve üretici zor durumda. Hak ettiği, yetiştirdiği ürünün hakkını hakkıyla almıyor. Bu doğrultuda mesela hayvancılık sektörüne baktığımızda 2019 yılında yetiştirmiş olduğu bir hayvanın bedelini 800 bin TL'ye satarken şu anda aynı hayvanı 1400 TL'ye satıyor. Bu yıllarda yem fiyatı 25 TL ile 35 TL arasındayken şu anda yemin çuvalı 350-450 bandında. Onun için ama baktığında yetiştirmiş olduğu hayvanın satış bedeli bu yem fiyatında bu kadar artışların olmasına rağmen şu anda hayvanın satış fiyatı 1800 lira ile 1800 ile 1500 TL arasında. Yani bu küçük baş hayvan olarak baza aldığımızda, yani ortalama kilogram ağırlığı 20 kilogram nezdinde olduğu zaman fiyatlar bu doğrultuda. Üretici gerçekten zor durumda. Baktığımızda bunun yanında marketlerdeki sütün litre fiyatı 20-23 TL arasında gezerken üreticide sütün litre fiyatı 7 TL. Şimdi kıyaslama yaptığımızda hiçbir şekilde katkısı doğal üreticinin elinde 7 TL olan bir ürün markette pakete girdiği zaman 23 TL'ye çıkıyor. Yani üreticide en alt dip fiyattan alınan bir ürün markette üst fiyatlara çıkmasına rağmen üreticinin artışı hiçbir şekilde olmuyor. Girdi maliyetleri yükseliyor devamlı ama üretmiş olduğu ürün hiçbir şekilde de hakkını almıyor. Bu doğrultuda sıkıntılar bayağı bir fazla. Tarım konusunda olsun, hayvancılık konusunda olsun, insanlar hayvanını satıp şu anda sanayi kentinde, sanayide, fabrikaya gelip asgari ücrete çalışmayı kabul ediyor. Yani artık mahallelerde, kırsal mahallelerde önceden yumurtasını bile kendisi yetiştiren, yoğurdunu kendisi yetiştiren, kendisi üretebilen aileler şu anda marketlerde, mahallelerin marketlerinde yumurta, yoğurt türü ürünler satılır hale geldi. Yani hazır ürün olarak insanlar marketlerden alıyor, daha şeyine geliyor, ekonomik geliyor. Kendi yetiştirmiş olduğu maliyet daha fazla.
Evet, kesinlikle. Şu anki dediğiniz, aslında belirttiğiniz gibi açıkladığınız, verdiğiniz rakamlar da üreticinin durumunu özetler nitelikte. Çünkü hem tarlada yetişen ürünün tarladaki halinden, tarladaki üretim fiyatından markette, pazara, reyonlara gelişine, çarşı pazarda reyonlara, raflara gelişine kadar o aradaki makası çok net ifade ettiniz. Üretici enflasyonunda son aylarda %160'ın üzerine çıktığını biliyoruz. Bu da vatandaşın, üreticinin, belki besicinin hayvanından kopmasına, toprağından kopmasına sebep oluyor. Çok kısaca şunu dinlemek isterim. Tekrar vatandaşın toprağa döndürülebilmesi için, tekrar üretimin artırılabilmesi için ne gibi tedbirler, ne gibi önlemler almalıyız sizce? Şimdi bakın, şunu belirtmek istiyorum özellikle. Yani bugün yatlarda verilen mazottan vergi yok ise çiftçiye mazot ihtiyacı kadar, tabii bunu insanımız art niyet olarak da kullanabilir. İşlemesi gereken yıllık tarlasının hesabına göre mazot fiyatı devlet tarafından desteklenebilir. Gübre desteği sağlanabilir. Tohum konusunda özellikle devlet mesela bu sene tohumu 5500 liradan satıyor. Çiftçi bunu, mazotunu, gübresini, her türlü işçi maliyetini koyduğu zaman da tarladan kendi bu 5500 liraya almış olduğu tohumu üretip satmaya kalktığında 6 TL'ye satıyor. 1 TL devlet desteklemesiyle birlikte 7 TL'ye satıyor. Yani burada bunu karşılaştırdığımızda mazot, gübre, işçilikle koyduğumuz zaman devletin vermiş olduğu tohumun hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani ürünü satın alırken 6 TL gibi ya da 1 TL destekle 7 TL gibi bir fiyata alıyor. İşlenip ona döndüğü zaman da fiyatlar yükseliyor. Yani biraz önce sütte anlattığım olayın aynısı. Onun için özellikle çiftçi desteklenmesi gerekiyor. Kırsal kesimlerden sanayiye göçün önlenmesi gerekiyor. Yoksa ileriki süreçlerde tarım ürünlerinde bu ülke daha fazla sıkıntılar çekecek. Çok büyük problemler yaşayacağız. Hiçbir kimse üretmeyecek. Kendi ürünümüzü, kendi yetiştirebileceğimiz, tarlamızdan kaldırabileceğimiz ürünü bile ithal edeceğiz. Evet. Onun için çiftçi olmazsa olmazımız. Çiftçi mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Devletin açıklamış olduğu fiyatlardan mutlaka alım yapan özel şirketler ya da devlet kurumları açıklamış olan fiyatlardan alması gerekiyor ki insanımız, çiftçimiz, üreticimiz memnun olsun. 20 TL'ye fiyatı açıklayıp 20 TL'ye üzüm almak doğru bir şey değil. Yani taban fiyatı 20 TL açıklanmasına rağmen Toprak Mahsulleri Ofisi üzümün kalitesine göre fiyatı 20 TL'den, 22 TL'den alıyor. Onun için devletin bu konularda denetim mekanizmasının biraz daha artırması gerekiyor. Açıklanan fiyatla alınan ürünün mutlaka karşılaştırılması gerekiyor. Ve üretici de mutlaka desteklemesi gerekiyor. Gübre desteği olmazsa olmazımız, tohum desteği olmazsa olmazımız, tamamen şu anda kendi ata tohumumuzu değil, dışarıdan hibrit tohumla evet. Zekai Bey, bizleri duyabiliyor musunuz? Tabii de duyuyorum. Evet, bizler de sizi duyuyoruz. Buyurun efendim. Evet, buyurun. Sizleri dinliyoruz Zekai Bey. Evet, bağlantımızda tekrar birlikteyiz sanırım. Buyurun. Şimdi üretici mutlaka bu konularda desteklenmesi gerekiyor. Gübre, mazot, tohum konusunda, tohum olmazsa olmaz. Tohumu devletimiz bugün %65 hibe ile 5500 liraya satması yerine bunu üreticiye 2 TL gibi cüzi rekamlara verirse herkes eker. Ekilmemiş tarla kalmaz. Bunun yanında elektrik tarımda olmazsa olmaz. Elektrik fiyatlarının çiftçiye
normal sanayi fiyatlarından daha aşağı verilmesi gerekiyor. Yani çiftçimiz bu konuda desteklenirse herkes kendi tarlasını eker, biçer ve ülkemizde de inşallah bu sıkıntılar olmaz. Yani evet, esas sorun üreticiyle son tüketici arasındaki fahiş fiyat rakamı. Evet. Yani tarladaki fiyatla tezgahtaki fiyatın arasında uçurum fiyat farkının olması çok büyük bir problem. Yani bu durumun üreticinin üretmiş olduğu ürünü hakkıyla alınmış olsa, tezgahtaki fiyatın altında alınmış olsa üretici de para kazanır ve aynı şekilde üretmeye devam eder. Evet, bu aradaki büyük farkın sebebi, büyük farkın sonucunda da hem üretici daha az kazanıyor hem de tezgaha geldiğinde vatandaş daha pahalıya satın almak zorunda kalıyor. Evet. Bu da açıkçası iki tarafı da oldukça mağdur eden bir konu. Sizin de belirttiğiniz gibi, sizin de vurgu yaptığınız gibi şunu da tekrar hatırlatalım. Üreticiye mazot, gübre, elektrik, doğalgaz konularında belki vergilerin azaltılması, belki daha az fiyatlandırmaların yapılması gerekiyor. Maddi desteğin olması gerekiyor. Sanayi bölgelerinden, büyük mega kentlerden daha çok kırsala, köylere vatandaşın yoğunlaştırılması gerekiyor. Bu konuda da tedbirler alınmalı dediniz. Zekai Bey, kısa bir vaktimiz kaldı. Şunu da sormadan etmeyeyim. Manisa İl Başkanlığı olarak Saadet Partisi'nin Manisa'da yaptığı çalışmaları bizlere aktarabilir misiniz? Şimdi Saadet Partisi Manisa'da tüm ilçelerimizde aktif bir şekilde varız Allah'ın izniyle. Partimizi Manisa'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Tabii bizim diğer bir siyasi partiler gibi bir ekonomik şeyimiz olmasa da en iyi şekilde partimizi temsil ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları ziyaretleri, çiftçilerimizin ziyaretleri, sorun olan, problem olan her tarafta Saadet Partisi Allah'ın izniyle Manisa'da var. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de Saadet Partisi'mizi Manisa'da en iyi şekilde, en iyi oy oranıyla temsil edeceğiz. Evet, evet. Vatandaşımızın Manisa'da hem esnafımızın, vatandaşımızın, çiftçimizin yanındayız. Dertlerini, sorunlarını dinlemekte de, onların dertleriyle de dertlerini özlediniz. Görüşlerinizi aktardıklarınız çok değerliydi. Katılım sağladınız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Evet sevgili seyirciler, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Zekai Yılmaz bizlerle birlikteydi. Tabii gündeme ilişkin birçok konuyu, genel olarak da ekonomideki problemlere konuştuk, konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık. Çiftçinin, üreticinin problemleri, besicinin problemleri, Manisa özelinde de yaşanan sıkıntılar dile geldi. Aslında bu konuda da çiftçiye nasıl destek verilmesi gerektiğini, çiftçinin nelerden mahrum bırakıldığını, çiftçinin de yavaş yavaş nasıl topraktan, nasıl üretimden koptuğunu bizlere kendisi açıklamış, özetlemiş oldu. Efendim devam ediyoruz haberlerimizle birlikte. Yurt dışı bültenine bakacağız. Dünyadaki gelişmeleri ele alacağız. ABD'ye gidiyoruz son olarak. Senato seçimlerinde Cumhuriyetçiler hayal kırıklığına uğramış durumda. Oy sayımları tamamlandı. Sonuçlara göre de Senato'da Demokratlar 50, Cumhuriyetçiler ise 49 oy kazandı. Senato seçimlerinin galibi Demokratlar. Cooperation and or ABD'de 8 Kasım'da yapılan kongre ara seçimlerinde sonuçların hala belli olmadığı bazı eyaletlerde oy sayımı kritik bir şekilde devam ediyor. Son olarak kongrenin senato kanadı için bütün gözlerin çevrili olduğu Nevada'da Cumhuriyetçi aday Adam Laxalt yarışı az farkla önde getirirken Demokrat rakibi Catherine Cortez Masto son oyların sayımıyla seçimi kazandı. Nevada'da Demokrat Catherine Cortez Masto'nun kazanmasıyla Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elde etme ihtimali kalmadı. Şu an itibariyle Senato'da Cumhuriyetçilerin 49, Demokratların ise 50 koltuğu var. Korkia eyaletlerinde 6 Aralık'ta ikinci tur görüşmeleri yapılacak. Seçim sonucu Senato için belirleyici olacak. Ancak Korkia'da da Cumhuriyetçiler kazansa bile Senato Başkanı Demokrat ve 2 oy hakkına sahip. Diğer yandan Temsilciler Meclisi'nde ise şu ana kadar 211 koltuğu garantileyen Cumhuriyetçiler, yarışı 203 koltuğa ulaşan Demokratların önünde götürüyor.
Ülke genelinde 21 bölgede oy sayımı devam ederken 435 üyeli temsilciler meclisinde çoğunluk için partilerin 218 rakamına ulaşması gerekiyor. Efendim tarihler 15 Kasım Salı günden yansıyanlarda karşınızdaydık. Bizlere ayrılan sürenin sonuna da gelmiş olduk. Yarın bu saatlerde bu ekranda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arsa'da en güvenilir yatırım vaadi. Yeşil Vadi Arsa Ofisi. 444-2772. Evleneceklere, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyanızı uygun fiyatlarla şimdi alın. İsterseniz ücretsiz depolarımızda saklayalım. İsterseniz bir günde teslim edelim. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Smart Mega Paket, yepyeni içerikleri ve özel fiyatıyla şimdi ilk 3 ay 29 TL. Üstelik Smart Go yanında. Hemen ara, fırsatı kaçırma. Bak tatlım, ne güzel oldu evimiz. Bizim ne zaman birimiz olacak anne? Yaptık ya işte.